Kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlerle daha önce model anlatımını baştan sona yapmış olduğum midye modelinin yuvarlak yaka kesimini anlatacağım. Daha önceki baştan sona anlattığım videomda şöyle düz bir şekilde yaka kesimi yapmıştım. Küçük beden olduğu için o şekilde tercih etmiştim. Fakat büyük bedenlerde yuvarlak yaka kesimi yapıyorum. Şimdi yaka kesimini kol kesimiyle birlikte, yani kolla birlikte başlayacağım. İstediğiniz boya ulaştığında şöyle şimdi göstereceğim gibi yuvarlak yaka kesimini yapabilirsiniz. Kısaca bahsedeceğim hemen. Trabzanlarımı yaptıktan sonra yaka kesimine başladığım zaman şu kenarda kaç tane zincir çekiyorsam bir tane arttırma yapıyorum. Ben 3 tane çekiyordum. Şimdi 4'e çıkardım. Normal bir şekilde trabzanlarımı ördükten sonra şu arada modelime geçiş yaptığım yer vardı. Oradaki şu aradaki zincirimi atlayıp direkt olarak doluyorum. Yani zincir çekmeden doladım ve yine aynı şekilde şu alttaki midye modelini örmeye devam ediyorum. Burada 5 tane dolgu yapıyorduk. Şimdi 4 tane dolguya düşürüyorum. Bir tarafını 4 yaptım. Diğer tarafını da yine 4 tane yapıyorum. Ve buradan sonra modelime yine aynı şekilde 2 zincir model olarak devam ediyorum. Kol kısmında kesme yapacak olduğum yere kadar bu şekilde geleceğim. Şöyle göstereyim. Bakın bir farklılık çok da yapmadık. Sadece zincir atlayıp buradaki 5 5 dolguyu 4'er 4'er olacak şekilde düşürdük. Şimdi burada ben kol kısmında 2 tane kesme yapacağım için buraya kadar normal olarak modelimi örerek geliyorum. Evet, kol kısmında kesecek olduğum iki örneğime kadar geldim. Buraya da yine aynı şekilde midye modeli örmeye devam ediyorum. Fakat koltuk altı biraz daha toplu dursun. Böyle yana doğru açılma olmasın diye orada da ilmeklerimi 4'e düşüreceğim. Yani 5-5 olarak yaptığım midyemi 4'erli 4'erli doldurarak buradaki sayımı azaltıp biraz böyle kol altını daha açık duran değil de daha toplu duran bir hale getireceğim. Burada da yapabilirsiniz bu işlemi. Yani bu şekilde azaltarak da yapabilirsiniz. İpimde bir sıkıntı çıktı. Ya da isterseniz üstteki trabzanlarınızı yaparken de kesmeler yapabilirsiniz aralarda. Şunu şöyle arkaya çekelim. Evet. Şimdi 4 sağda 4 solda doldum. Yine ikinci örneğime de geçiyorum. 2, 4, 6 şöyle. Aynı şekilde bunu da 4'erli dolgu yaparak sıramı tamamlıyorum. Üç ve dördüncüyü yaptım şimdi. İki zincirle yukarıya çıkıyorum. Burada şimdi kol altının trabzanlarını kuracağım. Normalde örneğimizi şöyle arkadan alarak yapıyorduk. Burada her bir trabzan tepesine batarak ikili trabzan olarak yapacağım burayı. İki ya da üçlü trabzan burası fark etmez. Bir örneğimi tamamladım. Direkt olarak karşıdaki örneğime geçiyorum. Orada trabzanlarımı yine aynı şekilde tepeye batarak yapıyorum. Şimdi burada modeli kesmiş, kolumuzun trabzanlarını kurmuş olduk. Evet. Şöyle. Şimdi iki zincirle örneğimi yine aynı şekilde karşıya geçerek devam ettiriyorum. Yakadaki azaltmış olduğum midye örneğime kadar geliyorum. Yakadaki midye örneğime geldim. Son örneğimden sonra iki zincirle yine buraya devam ediyorum örmeye. Toplamda 4 sağ 4 sol 8 tane burada ilmeğimiz var. Yani trabzanımız. Bunun hepsini arkaya batarak yapacağım. Sondaki bir tane hariç. Yani toplamda 7 tane şöyle trabzan yapmış olacağım.
Turuncuyu bırakıyorum ve tığıma dolayıp direkt yaka trabzanına geçiş yapıyorum. Yakadaki trabzanlarımı ördüm. Şimdi burada 7 tane şöyle 2, 4, 6, 7 tane trabzanım vardı. 2, 4. Dördüncüden sonra zincir iğne çekmiyorum araya. Direkt tığımı doladım. 2, dördüncüden sonraya batıp yine buraya midye örneğimi yapıyorum. Fakat burada 2 tane dolgu yapıyorum. Bir öncesine de 2 tane yapıyorum. Bu da artık iyice kesme aşamasına geldik. Yani iyice örneğimizi şöyle küçülttük. İki zincirle buradan devam ediyorum. Yine koldaki yapmış olduğumuz trabzanlarımıza kadar hiçbir değişiklik yapmadan modelimi devam ettirip oradan şuradaki kol kesimini sizlere göstereceğim. Yaka kesmemden sonra koldaki trabzanlarıma kadar yine geldim. Son olarak şuraya şöyle bağlıyorum. İki zincir çekmiştim. Yine iki zincir çekerek bağladım. Buradaki trabzanlarımın üzerine yine bir sıra daha trabzan örüyorum. Tam şu iki modelimin ortasına geldiğimde orada kesme işlemi yapacağım. Burası eğer çok fazla geniş duruyorsa şuralarda da yine kesme işlemlerini yapabilirsiniz. Ya da çok fazla büyük beden yapıyorsanız, şöyle 3 model falan yapıyorsanız bu sefer ara ara belirli aralıklarla iki trabzanı bir taneye düşürerek de kesme işlemi yapabilirsiniz. Kesmeyi de şöyle tam ortadayım. Aynı şekilde battım. İlk ikisini çıkıyorum. Tığımı dolayıp bir sonrakini aldım. Onun da ilk ikisini çıkıp sonra hepsini bir çıkartarak iki taneyi bir taneye düşürdüm. Bu şekilde şimdi sıramı tamamlıyorum. Evet. İsterseniz şu sondakine de batmayarak bir tane de burada kesme yaparak şöyle bir toparlayıcı işlem yapmış olursunuz. Şimdi dönüyorum. Benimki çok geniş olmadığı için onu örüyorum. Döndükten sonra şurada modelimin yanında kol için 8 tane trabzan kurulumu yapacağım. Oraya kadar kaydırma tekniğiyle her birinin tepesine batarak geliyorum. Çok fazla sıkı yapmayın, burayı kasma yapar. İki, dört, altı, sekiz tane trabzan tepem kaldı. Şuraya batıyorum son sekizinciye. Bu şekilde bir, iki zincirle yukarıya çıktım. Burada normalde bir açıklık oluyor. İlk başlangıçta ilk trabzanımı buraya yapıyorum. Buradan sonraki bütün trabzanlarım sekiz tane olacak. Ona dikkat edin lütfen. Yani kaç tane kolda trabzan kuruyorsanız. Buradan şimdi... Pardon, burayı yanlış yaptım. Çünkü yaka trabzanım üçlü trabzan olduğu için burayı üçlü trabzan kurulumu yapacağım. Yani bir kere de dolayıp üç kere de çıkıyorum. Bu şekilde kol kesmemizi yaptık. Yaka kesmemizi de şimdi son sırasını sizlere göstereceğim. İki, dört, altı, sekiz. Baştaki zinciri saymıyorum. Buradan şimdi örneğimi normal şekilde örmeye devam ediyorum. İki zincirle midye modelime geçtim. Şu yakadaki yapmış olduğum, yani kesmiş olduğum örneğime kadar normal şekilde örerek geliyorum. Evet, yakadaki kesmiş olduğum yere kadar geldim. İki zincir çekiyorum. Ve burada şuradaki 4 tanenin üzerine 3 tane yapacağım. Şöyle 1, 2 ve 3. Direkt doluyorum. Direkt olarak buradaki yaka trabzanıma geçiş yapıyorum. Şimdi trabzanımı öreyim yakada. Daha sonra üstten geriye dönelim.
Burada şimdi bir tane modelimizi kesmiş olduk. Trabzanımı yakada örüyorum. Bir de geri dönüyorum ve oradan devam ediyorum. Yakadaki trabzanlarımı ördükten sonra şimdi iki tane zincir çekiyorum. Burada azaltmış olduğumuz bir tane midye modelini keserek şu yanındaki zincire direkt batıyorum. Yani onu atladım ve kesmiş olduk. İki zincirle şimdi normal bir şekilde buradan midye modelimi örmeye devam ediyorum. Burada şimdi sıradaki midyemizi, yani şu kesmenin yanındaki midyeyi normal olarak beşli öreceğim. Buradan beşli olarak gidip geriye döndüğümde yine beşli olarak yapacağım. Daha sonra azaltma işlemine başlayıp onu da yine kesmeye devam edeceğim. Koldaki kesmemizi de tamamladık. Oradan artık trabzan olarak yukarıya çıkacağım. Bakın şöyle. Şimdi örüp geleceğim. Daha net sizlere göstereceğim. Burada koldaki trabzan kurulumumuzu da yaptık. Bunu da normal şekilde yukarıya 8 trabzan olarak devam ettireceğim. Yakadaki bir modelimi kestikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi bir üstteki modelimi bütün olarak yaptım, tamamladım. Modelimin hem alt sırasını hem üst sırasını bitirdikten sonra yaka trabzanımı yaptım ve şöyle yine trabzanlarımı ikinci model kurulum aşamasına getirdim. Şöyle daha net anlaşılsın göstereyim. Buradan şimdi yine şu alt kısımdaki yapmış olduğum işlemden yapacağım. Kesme işlemi bitene kadar şu örneğin kenarındaki iki zincirleri hep iptal ediyoruz. Bakın bu örneğimin de yine onlu dolgun var şurada, yani trabzanım, fakat aradaki iki zincirini çekmeden yaka trabzanlarına geçtim. Burada şimdi tığımı direkt doladım. Yine aynı şekilde 2, 4, 6'ncının arasına batıyorum. Burada örneğimi 4'e düşürüyorum. Beşli dolgumu 4'e düşürüyorum. Şurayı bir daha göstereyim ve videomu tamamlayacağım. Bundan sonra en başlangıçta nasıl başlayıp kestiysek aynı işleme devam ediyoruz. Ben 2 tane kestim. Yeleğim çok büyük beden değil. Siz bunu istediğiniz kesme işlemi sayısına kadar tekrar edebilirsiniz. Pardon, şöyle 1, 2, 3, 4. Evet. 4 sağda 4 solda olacak şekilde dolgumu yaptım. Şimdi yine örneğime normal şekilde devam ediyorum. Bakın şöyle. Bunu artık iptal ettim. Bir sonraki modelimi bütün ördüm. Ondan sonra yine ikinci midye modelimi buradan yukarıya azaltarak şuradaki yapmış olduğum işlemlerin aynısını devam ettireceğim. Bakın burada 4 tane sağ 4 sol dolmuştum. Üzerine geldiğimizde 7 tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra geldiğimizde 2 sağda 2 solda dolgu yapıp onun üzerine de 3 tane dolarak bir üst sıraya geçtiğimizde bu modelimizi tamamen kesiyoruz. Şuradan göstereyim sizlere. Bakın ben burada kesme işlemini yapmışım. Nereden başlamışım? Bakın bu ilk kestiğim örneğim. Şurası arada bütün örmüş olduğum örneğim. Şöyle. Bu da ikinci kesmiş olduğum örneğim. Evet. Midye modelinde yuvarlak yaka kesimini de bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca baştan sona anlatmış olduğum videomu aşağıya ekleyeceğim. Ona da tıklayarak baştan sona bütün detaylarını oradan da bakabilirsiniz. Model anlatımını da orada yapmıştım. O videom oldukça ilgiliyordu ve çok fazla izlenildi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Instagram hesabımda oldukça fazla ördüm bu modelden ve bütün renklerde ördüm diyebilirim. Hepsinin paylaşımını sıkça yapıyorum. Beni oradan da takip ederek, örgü ve hobi tasarımı Instagram sayfamdan takip ederek de farklı bedenlerde ne kadar yaka ve kol kesmişim onları da inceleyebilirsiniz. Ayrıca angora iplerle ilgili orada satışım da var. İp temin edemeyenler oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik videomu burada sonlandıracağım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı, beğeni, yorum ve örmesini istediğiniz kişilerle de videomu paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.